Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tost kaç lira? 4 lira. Peki, çay kaç lira? 1 lira. Bir tost ve çay lütfen. Tamam efendim. Afiyet olsun efendim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Benim adım Yasin. Benim adım Semih. Sizin adınız ne? Benim adım Ramiz. Nerelisiniz? Pakistanlıyım. Kaç yaşındasınız? 26 yaşındayım. Memnun oldum Ramiz Bey. Ben de memnun oldum. Haydi kalkalım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Benim adım Meryem. Sizin adınız ne? Benim adım Ramiz. Galiba bu sizin sözlüğünüz. Evet, bu benim sözlüğüm. Çok teşekkür ederim Meryem Hanım. Rica ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler Meryem Hanım. İyi akşamlar Meryem Hanım. İyi akşamlar Ramiz Bey. Nasılsınız Yasin Bey? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, günaydın Ramiz Bey. Klasörler kimin? Klasörler benim. Bu saat kimin? O saat benim. Yasin Bey, bu telefon sizin mi? Hayır, o telefon benim değil. O telefon Semih Bey'in. Bu Türkçe ne demek? Bu Türkçe yazıcı demek. Bu kimin yazıcısı? Bu Yasin Bey'in yazıcısı. Bu kimin bilgisayarı? O benim bilgisayarım. Dışarıda başka eşya yok. Yardımlarınız için çok teşekkürler Ramiz Bey. Rica ederim. Teşekkürler.
Buyurun. Merhaba. Meryem Hanım, ofisimde bazı eşyalar yok. Ofisinizde neler yok Ramiz Bey? Ofisimde çöp kutusu, yazıcı ve telefon yok. Buyurun, liste burada. Tamam Ramiz Bey. Teşekkür ederim Meryem Hanım. Rica ederim. Semih Bey, bu çanta sizin mi? Hayır, benim değil. Benim de değil. İçinde neler var? İçinde anahtar, gözlük, cep telefonu, not defteri, kalemler ve pasaport var. Ramiz Bey'in pasaportu. Aa, bu çanta Ramiz Bey'in. Yasin Bey, bu çantayı lütfen Ramiz Bey'e götürün. Tamam. Ramiz Bey, galiba bu sizin çantanız. Evet, benim çantam. Çok teşekkür ederim Yasin Bey. Rica ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne almak istiyorsunuz? Ben bir paket kağıt, bir makas ve bir kalemlik almak istiyorum. Elbette. Bir paket kağıt. Makas. Kalemlik. Bir paket kağıt 6 lira. Makas 3 lira. Kalemlik 5 lira. Hepsi 14 lira. Buyurun, bunlar eşyalarınız. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Güle güle efendim. Kim? O Lionel Messi. Arjantinli bir futbolcu. Şimdi İspanya'da yaşıyor. Bu kim? Tanıyor musun? Evet. O Michael Jackson. Amerikalı bir şarkıcı. 2009 yılında öldü. Bu kim? O Jackie Chan. Ünlü bir aktör. O Japonyalı mı? Hayır. O Japonyalı değil. O Çinli.
Peki bu kim? O Hidayet Türkoğlu. O Türkiye'li mi? Evet. O Türkiye'li bir basketbolcu. Şimdi nerede yaşıyor? Amerika'da yaşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız ve soyadınız nedir? Adım Boyona. Soyadım Petrova. Boyona Hanım, siz Yunanistanlı mısınız? Hayır, ben Bulgaristanlıyım. Doğum tarihiniz nedir? 02-04-1983. Hangi dilleri biliyorsunuz? Bulgarca, Türkçe, İngilizce, biraz da Almanca biliyorum. Evli misiniz? Hayır, evli değilim. Telefon numaranız kaç? 343-28-05. Adresiniz nedir? Cumhuriyet Mahallesi, Umut Sokak, numara 9, İstanbul. Şurayı imzalayın lütfen. Tamam. Bilgileriniz tamam. Size haber vereceğiz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Affedersiniz. Avustralyalı mısınız? Hayır, ben Türkiye'liyim ama kızım Avustralya'da yaşıyor. Ben Avustralya'da doğdum. Benim adım Ayşe. Benim adım Meryem. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çalışıyor musunuz? Evet, bir şirkette müdür yardımcısıyım. Ben emlakçıyım. Buyurun kartım. Buyurun, bu da benim kartım. Kargo numaranız 1021. Buyurun faturanız. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bu kargo formunu doldurun lütfen. Buyurun. Kargo numaranız 1022. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Ayşe Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Meryem Hanım. Ramiz Bey. Merhaba Semih Bey. Ne yapıyorsunuz? Fotokopi çekiyorum. Neden geç kaldın? Benim evim çok uzak. Şehir dışında. Bu yüzden geç kaldım. Şehir merkezinde bir eve taşınmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Ramiz Bey'in evi hakkında konuşuyoruz. Onun evi şehir dışında ve çok uzak. O yeni bir eve taşınmak istiyor. Öyle mi? Ben bir emlakçı tanıyorum. Bu onun kartı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ev çok güzel. Bu bir villa. Villaların kirası çok yüksektir. Senin evin nerede Semih? Benim evim Çamlıca'da. Nasıl bir ev? Müstakil ve bahçeli bir ev. Ben bahçeli evleri çok seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Biz kiralık daire arıyoruz. Üsküdar'da eşyalı kiralık bir dairemiz var. Kaç odalı? 2 odalı. Kaç metrekare? 90 metrekare. Bakın, burada evin fotoğrafları var. Burası salon. Salonda halı, koltuk takımı, televizyon ve sehpa var. Burası mutfak. Mutfakta buzdolabı, ocak ve bulaşık makinesi var. Burası yatak odası. Yatak odasında yatak, dolap ve komodin var. Buralarda banyo ve koridor. İşte ev burası. Daire kaçıncı katta? 5. katta. Apartmanda asansör ve garaj var mı? Asansör var ama garaj yok. Ne düşünüyorsunuz? Ev güzel. Kirası ne kadar? Aylık 900 lira. Nasıl Semih? Çok iyi bir fiyat. Tamam. Kiralıyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı olsun Ramiz Bey. Teşekkürler. Yasin, oğlum geç kalıyorsun, acele et. Tamam anne, hazırlanıyorum. Ben çıkıyorum. Anne! Anahtarlarımı ve telefonumu getirir misin? Nerede? Telefon sehpanın üstünde. Anahtarlar televizyonun yanında. Al oğlum. Sağ ol anne. Akşama misafirimiz var. Kim geliyor? İş yerinden arkadaşım Ramiz geliyor. Tamam oğlum. Hoşça kal. Güle güle oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arkadaşım Ramiz. Ramiz Pakistanlı. Aynı iş yerinde çalışıyoruz. Ramiz, bu babam. Onun adı Mehmet. Bu dayım. Onun adı Emin. Ramiz, bu annem. Onun adı Fatma. Bu teyzem. Onun adı Rukiye. Bu da kız kardeşim Elif. Tanıştığımıza memnun oldum. Biz de memnun olduk. Baba, halam geliyor mu? Hayır, halan gelmiyor. O hasta. Buyur Ramiz. Anne, Elif nerede? Bilmiyorum. Elif, kızım, yemek hazır. Mutfağa gel. Anne, Türkçe ödevim var. Onu yapıyorum. Ben yemek yemek istemiyorum. Aç değilim. Kızım, şimdi yemek ye, sonra ödevini yap. Tamam anne. Elif, sen çok ders çalışıyorsun. İleride ne olmak istiyorsun? Ben mühendis olmak istiyorum. Çok güzel. Buyurun yemeğe. Ramiz Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben muhasebeciyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben bir fabrikada çalışıyorum. Müdürüm. Ben öğretmenim. Lisede çalışıyorum. Ben mimarım. Kendi ofisim var. Orada çalışıyorum. Ben hemşireyim. Devlet hastanesinde çalışıyorum. Ramiz Bey, aileniz de İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır. Onlar Pakistan'da yaşıyorlar. Kaç kardeşiniz var? 3 kız kardeşim ve 2 erkek kardeşim var. Her şey için teşekkürler. Ramiz, tekrar bekleriz. İnşallah. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler. Affedersiniz. Saat kaç? Saat 8:25 geçiyor. Otobüs saat kaçta geliyor? Otobüs saat 8:30'da geliyor. Üsküdar kaç dakika sürüyor? Üsküdar 15 dakika sürüyor.
Teşekkür ederim. Önemli değil. Günaydın Ramiz Bey. Günaydın Yasin Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Yasin Bey. Saat kaç acaba? Saat 10'a çeyrek var. Toplantı kaçta başlıyor? Toplantı saat 10'da başlıyor. Peki kaçta bitiyor? Saat 11.30'da bitiyor. Siz toplantıya katılıyor musunuz? Hayır. Ben toplantıya katılmıyorum. Semih Bey ve Meryem Hanım toplantıya katılıyorlar. Teşekkür ederim Yasin Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Buyurun. Hoş geldiniz Boyana Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim Meryem Hanım. Boyana Hanım, iş başvurunuzu kabul ettik. Size işiniz ve çalışma saatleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. İşe saat 8.30'da başlıyoruz. Saat 6'da işten çıkıyoruz. Öğle yemeği saat 12.30'da. Cumartesi ve pazar günü tatil. Toplantılarımız çarşamba günü. Gelecek hafta pazartesi günü başlıyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Yeni işiniz hayırlı olsun Boyana Hanım. Teşekkür ederim Meryem Hanım. Hoşça kalın. Güle güle. Bugün çok yorgun görünüyorsunuz Semih Bey. Evet, dün gece çok geç yattım. Genellikle geç mi yatıyorsunuz? Hayır. Genellikle saat 11'de yatıyorum, sabah ise saat 7.30'da kalkıyorum. Evde kahvaltı ediyor musunuz? Saat 8'de kahvaltı ediyorum. Saat kaçta evden çıkıyorsunuz? Saat 8'i 20 geçe evden çıkıyorum. Akşam neler yapıyorsunuz? Akşam yemeğini genellikle dışarıda yiyorum. Saat 8'de eve dönüyorum. 2 saat televizyon seyrediyorum. Yarım saat kitap okuyorum. Sonra yatıyorum. Ben genellikle 12'de yatıyorum. Saat 5.30. Ben bugün erken çıkıyorum Semih Bey. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Nereye gidiyorsunuz Ramiz Bey? Bankaya gidiyorum. Saat 5.30. Bankalar şimdi kapalı. Peki saat kaçtan kaça kadar açık? Saat 9'dan 5'e kadar açık. Cumartesi günü banka açık mı? Hayır. Cumartesi ve pazar günü bankalar kapalı. Sadece hafta içi açık. Benim işim var Ramiz Bey. Bu yüzden bugün erken çıkıyorum. Kendinize iyi bakın. Siz de.